Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar, insan bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Hayallerimiz için yazın şu sıcağında çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gelecek mücadelemiz son sürat, hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz bu yaz gerçekten ciddi anlamda çalışacağız ki 2022'nin şu zamanlarında kafamız rahat bir şekilde hayata devam edelim. Üniversitenin çimlerine uzanmak yakın, meşaleleri yakın diyorum ve kampımızın 3. gününe devam ediyorum. Yazım yanlışları bitmek üzere ama kurallar çok iyi arkadaşlar. Yani şu teknikleri kullandıktan sonra hiçbir şekilde soru kaçırmayacaksınız. O zaman hazırsanız ders başlasın. Evet, kural 24 devam ediyorum. Efsane sorular hazırladım size. Biraz zorlayacağım, bir tık zorlayacağım arkadaşlar. Ama yeter ki burada zorlanalım hocam diyorsunuz değil mi? Şimdi zorlanalım, sonrasında sınavda rahat edelim. Evet, başladım. Sıfat fiilekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Çok önemli, karınca incitmezi sordu. Bunları niye sormasın? Daha önce sorduğu soruların benzer kural formatlarını kullanarak tekrar soru gelebiliyor. Buna bir dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi sıfat fiillerimizdeydi anası mezar dikecekmişti değil mi? Bak şimdi. Üstelik bu kısa Kadir Bilmez ömrün böyle geçeceğine inanmıyordu. Kadir Bilmez derken arkadaşlar bakın mes sıfat fiilini kullandım ve bitişik yazdım. Kendini herkesten daha zeki, daha kül yutmaz zannedenler her yerde vardır. Kül yutmaz orada yine bir mas sıfat fiil ekini kullandım. Bunun lafını bile etmiyor. Çok bilmiş gözükmek istemez. Çok bilmiş derken arkadaşlar yine ne yaptım? Burada sıfat fiil ekini kullandım. Bakın çok dikkat edin bu kelimelere özellikle dikkat edin diyorum gelebilir. Akın toplar, hacı yatmaz, alay bozan, tanrı tanımaz. Bakın an sıfat fiili kullandım. Tanrı tanımaz, var yemez derken sıfat fiilekleriyle kurdum, kalıplaştım ve bu birleşik kelimeleri ne yaptım? Bitişik yazmış oldum. Peki devam ediyorum. Kural 25. Çok güzel bir kural yine. İkinci kelimesi kalıplaşmış gözüken ve görülen geçmiş zaman ekiyle oluşturulan. Bakın ikinci kelimen kalıplaştı ve görülen geçmiş zaman. Bilinen de diyebilirim buna. Neydi? Dı, di, du, dü. Bununla oluşturduğum birleşik kelimeleri de bitişik yazıyorum arkadaşlar. Dikkat! Güzel bir soru geliyor. Mısırlar gün döndüler bozulmuş harmanlara getirilmişti. Gün döndü ne demek hocam? Ne demek? Ayçiçeği demek. Öğrendik. Bakın ne yaptım? Gün döndü derken arkadaşlar bunu neyle kullandım? İkinci kelimesi kalıplaşmış görülen geçmiş zamanla kullandım. Kederinden bir lohusanın albasta olamayacağını söyleyemedi. Albasta bir hastalık tamam mı? Böyle kelime bilgimizi de burada geliştiriyoruz aslında. Burada yine ben görülen geçmiş zamanla kurdum bakın. Tığıyla kurdum. O zaman ne yaptım? İkinci kelimesini kalıplaşmış görülen geçmiş zaman ekleriyle kurduğum birleşik kelimeleri bitişik yazmış oldum arkadaşlar. Devam ediyorum. Biraz çorba ile iki parça kül bastı yiyebildim. Kül bastı derken bakın yine ikinci kelimesini görülen geçmiş zaman ekiyle kullandım ve bitişik yazdım. Yine kar yağdı. Serden geçti. Zıp çıktı. Papaz kaçtı. Çıt kırıldım. Çıt kırıldım. Gelebilme potansiyeli yüksek bir kelime. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Bitişik yazıyorum. Dikkat. Evet, gel buraya kural 26. Yine güzel bir kuralım bu benim. Her iki kelimesi de görülen geçmiş zaman veya geniş zaman eklerini almış birleşik kelimeler bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bakın her iki kelimesi de görülen geçmiş zaman ya da geniş zaman ekini alacak. Hatırlıyorum hemen geniş zamanı. Re, ar, er, ır, ir, ur, ür olabilir. Görülen geçmiş zamanı zaten az önce söyledim. Bakalım çakar almaz kelimesine bir dikkat. Çakar almaz çakmak. Birden kıvılcım çıkardı. Çakar almaz derken ben burada geniş zamanı kullandım. Alır alma. Ne yaptım arkadaşlar? Bitişik yazmış oldum. Burada aslında şey demek, ne demek, ne demek olduğunu da bir konuşalım. Kalitesiz gibi bir anlamı var. Olayları oldu bittiye getirmekte üstüne yok. Oldu bittiye getirmek, oldu bitti, bitişik yazılır. Niye? Bak ikinci kelimesi görülen geçmiş zamanı ve hatta birinci kelimesi de görülen geçmiş zaman ekini almış oldum. Şimdi Diyarbakır'ın okur yazar gençlerinin hepsi beni tanıyor. Tanıyor mu? Var mı aramızda Diyarbakırlı arkadaşlar? Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan çok fazla öğrenci yazıyor. Şu videoda da var mı merak ettim şu an doğrusu bu örnekle birlikte.
Okur yazar derken bakın bu sefer ne yaptım arkadaşlar? Hır, ir, geniş zaman ekini kullanmış oldum. Her iki kelimede de yaptım bunu. Bazen her iki kelimede de olabilir, bazen tek bir kelimede de olabilir. Buna bir dikkat ediyoruz. Peki, yanar döner, uçtu uçtu, yüzer gezer kelimeleri de yine şu verdiğim kurala göre ne yapılıyor? Bitişik yazılıyor. Evet arkadaşlar, kural 27 ile devam ediyoruz. Efsane kurallar çok az kaldı, bitiyor, sabredin. Evet, kural 27. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Çok güzel bir kural. Soru getirebilecek bir kural. Bence yıldızlayın. Bu yıldızlar sizi yıldız yapacak. Evet, bu olay kolay kolay ayak altına alınamaz değil mi? Bakın ayak altı derken arkadaşlar zaten yeni bir anlam da oluşturmuş ama ben burada alt kelimesini gördüm. Yer de bildirmiyor. O zaman ben bunu ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum. Ya da kendini gerçeküstü bir durum içinde bulmuştu. Gerçeküstü. Yine yeni bir anlam var ama zaten kuralından da bu kuraldan da çıkıyor. Yine bitişik yazıyorum. Oynadığı oyunda suçüstü yakalanan bir çocuk. Ortadan kayboldu. Suçüstü derken somut olarak bir yer bildirmedim. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bitişik yazıyorum. Bunun dışında hadi bayrama az kaldı biliyorsunuz. Bayramda da çalışıyoruz arkadaşlar. Boş durmak yok. Evet bir tatilinizi falan yapın. Ama yine de böyle ara ara en azından günlük bir 3 saatimizi ayırabiliriz bence. Evet bayram az kaldı. Şu kelimeyi de vereyim dedim. Bayram üstü bitişik yazılıyor arkadaşlar. Ayak üstü, öğle üstü, akşam üstü, ikindi üstü bitişik yazılıyor. Biliyorum çok böyle ayrı gibi gelebilir. Ben bunun ayrısını yazsaydım derdiniz ki hocam evet burada bir hata yok falan derdiniz. Ama hayır arkadaşlar bayram üstü yine bitişik yazılıyor. Az önce söylediğim kuraldan hareketle. Devam. Kural 28. Az kaldı. Ara yönler bitişik yazılır. Bunu size ayrı verebilir. Bakın test kitaplarında falan çözerken de bu söylediğim örnekler çok fazla karşınıza çıkacak. Böylelikle pekiştirmiş de olacaksınız. Aslında siz konuya tam olarak hakim olduğunuz için. Bakın arkadaşlar bu 3 günlük yazım yanlışı kampı bittikten sonra siz yazım yanlışlarına gerçekten hakim olduğunuzu zaten göreceksiniz. Bu yüzden böyle çarpı 2'ye 5'e 10'a falan almadan dikkatlice dinleyin. Söylüyorum bak. Çünkü sonra kayıyor böyle hızlı alınca. Ne dediğim anlaşılmıyor. İşte şu önemli diyorum kayıyor gidiyor falan buna bir dikkat. Evet. Güneydoğu bitişik yazıyorum. Kuzeybatı bitişik yazıyorum. Ara yönlerim. Gel kuralı 29'a. Kanunda bitişik geçen kuruluş adları bitişik yazılır. Arkadaşlar bu dış işleri iç işleri bunlar kanunda yani kendi istekleri de doğrultusunda bitişik istiyorlar. Bu yüzden biz bunları bitişik yazıyoruz. Buna bir dikkat. Yine açık öğretim fakültesi derken A'yı ve F'yi de ne yapıyorum? Büyük harfle yazıyorum. Evet, kural 30'la devam ediyoruz arkadaşlar. D'ler ve K'ler bizim için çok önemli. Her zaman soru getiriyor biliyorsunuz ki. İlk olarak bağdaş olan D ve haleki olan D'yi nasıl ayıracağız? Bir ona bir bakalım. Hani lütfen bunu günlük hayatınıza da uyarlayın. Yani yazdığınız mesajlarda ya da işte biriyle konuşurken o vurguya dikkat ederseniz aslında olay da çözülüyor. Ben bunu hep vurguyla yapıyorum. Haleki olan D'da ya da T'da bir kere bitişik yazılıyor. Birkaç teknik vereceğim şimdi size arkadaşlar. Bulunma anlamı katıyor ve vurgusuz okunuyor. T'da şekli var. Ya da ne yapıyorsunuz? Cümleden hop çıkarıyorsunuz. Cümleden çıkardınız. Anlam bozuldu. Ne yapıyorsunuz? Onu birleştiriyorsunuz. Yani ona ihtiyaç var gibi düşünün. Anlam bozuldu. Birleştiriyorum cümleden çıkardım. Anlam bozulmadı. Ayrı yazıyorum. O zaman ona ihtiyacım yokmuş gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Biraz zor örnekler seçtim. Kitaptan öğrendikleri, hayattan gözledikleri yanında deve de kulak kalır. Şimdi şu D'ye bir dikkat. Deve kulak kalır oluyor mu? Yani kapatıyorum anlam bozuluyor. Bu birinci teknik. İkinci teknik deve de demezsin. Deve de daha bak vurgusuz okuyorsun. O yüzden bunu ne yapıyorsun? Bitişik yazıyorsun. Gel buraya. Tek başına yakınmasız ayakta kalmış kişiler gibi örtük bir bilgelik geliştirmişti. Ayakta. Şimdi cümleden çıkardığında zaten bozuldu ama ayakta kalmış kişi ayakta demezsin. Ayakta bak daha vurgusuz okuyorsunuz. Ve bunu düz benzeşmesine de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Uyarlıyorsunuz. KT ek köke benzemiş oldu ve bu sebeple ben bunu ne yaptım? Bitişik yazdım. Gel buraya bağlaç olan D'da. Bağlaç olan D'da ayrı yazılır ve vurgulu okunur.
yüksek okuyorsunuz arkadaşlar. TTA şekli kesinlikle yoktur. TTA'lı görürseniz bilin ki yanlış artık o. Ve nasıl okunur? Vurgulu okunur. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyor. Çok küçük daralabilir. Sen de mi Brutus derken? Bakın ben bu D'yi bitişik yazsaydım Brutus bana şey der miydi? Ne ben de mi? Derdi değil mi? O yüzden bu kadar önemli yani. Sen de... Bak vurgulu okuyorum. Sen de mi Brutus derken vurgulu okuyorum ya da çıkardığında çok hafif bir daralma da görebilirim. Gidip gelmemek var. Bak kapattım. Bozulmada çok küçük daralabilir. Gidip de gelmemek var. Arkadaşlar bunu gidip T falan şurada burada P var işte ben bunu benzeşmeye uygulayayım. Ünsüz benzeşmesi falan yapayım derseniz yandı gülüm keten elva. Ona bir dikkat lütfen. Bu kuralları belki D'ler, K'ler, öğrenciler şey diyebiliyor. Hocam çok kolay, bu kadar da kolay sorarlar mı? Sorarlar ama şimdi kural kolay da örnekleri bu şekilde verir. Yani zorlaştırılmış bir şekilde upuzun cümleler halinde verir. Senin orada görmen belki zorlaşabilir. Ama şu tekniği kullandıktan sonra yani şu vurgu olayını anladıktan sonra zaten imlada herhangi bir sorun kalmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ha gayret son kurallar bitiyor dersimiz. Evet, kural 32 ki'yi anlatmak istiyorum size. Bunu da vurgudan yapabilirsiniz. Bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. Zaten yüksek okunuyor. Ama ek olanlar, sıfat yapanlar ve ilgi zamiri bitişik yazılıyor. Bir de başka bir teknik vereceğim. Siz kelimeye lerler getirebiliyor musunuz? O zaman onu bitişik yazın. Ama lerler getiremiyor musunuz? O zaman ayrı yazın diyoruz arkadaşlar. Sıfat yapan ki bitişik yazılır, lerler getirilebilir ve ismi etkiler. Çantamdaki kitap, bakın ismi etkiliyor. Bitişik yazıyorum ya da hemen şuraya bir lerler getireyim. Çantamdakiler diyebilir miyim? Sadece kelimeye yalnız derim. O zaman bitişik yazıyorum. İlgi zamiri, ilgi zamiri nedir arkadaşlar? İsmin yerine geçer. Ünki ünki diye gelir genelde ama bağlama bakmakta fayda var. Sizinki bize geldi derken aslında sizin çocuğu kastediyorum. Bakın ismin yerine geçti. Ama cümleyi kapatın. Sizinkiler de diyebiliyorsunuz ya. O zaman ne yapın? Bitişik yazın. Benim elbisem mor, seninki pembe. Aslında seninkiyle kastettiğin senin elbisen. Bundan bahsediyorum. O zaman ne yapıyorum? Yine bitişik yazmış oluyorum. Zaten seninkiler de getirebiliyorum. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Lerler iki kesinlikle getirilemez ve vurgulu okunur arkadaşlar. Hemen örneğimizde bakalım. Şöyle güzel bir örnek yazdım. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bak vurgulu okuyorum gördünüz mü? Yeter ki bu dil şuurla işlensin derken nasıl yazıyorsunuz? Ki'yi ayrı yazıyorsunuz. Zaten yeter kiler diyemediniz. Ama şuradaki vurguya bakın. Çantamdaki demiyorum. Çantamdaki bak daha vurgusuz okuyorum. Yüksek okumuyorum. O zaman bitişik yazıyorum. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer derken olur ki derken vurgulu okudum. Bir de şu istisnayı vermek istiyorum. Hep ezber yaptınız bunu biliyorum. Son bahçe mi diye ezberlediniz. Ama buradaki mantık arkadaşlar onlar kalıplaştığı için falan değil. Vurgusuz oldukları için bitişik yazılıyorlar. Neydi? Son bahçe mi? Neydi kodlamam? Sanki... Oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki ve illa ki. Bakın, illa ki beni sever. İlla ki demiyorum. Ya da madem ki gidiyorsun git. Madem ki demiyorum. Madem ki, bak daha vurgusuz okuyorum. O yüzden vurgusuz okuduğum için nasıl yazacağım arkadaşlar? Bitişik yazacağım. Buradaki mantık bu. Bunu bilmeniz bizim için yeterli. Ya da işte ders bitti. Zil çaldı mı ki? Nasıl yazarım o ki'yi? Ayrı yazarım. Değil mi? Zil çaldı mı ki? Bak vurgulu okuyorum, yüksek okuyorum. O zaman ayrı yazıyorum. Gel buraya kural 33 artık bitiyor arkadaşlar. Yazım yanlışları son kuralımız. Bu yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiillerimiz var biliyorsunuz ki. Eğer ki onlarda ünlü düşmesi ya da herhangi bir ikizleşme vesaire olduysa biz onları bitişik yazıyoruz. Ama o ses olayları olmadıysa ayrı yazıyoruz. Mesela fark etmek, herhangi bir ses olayım yok. O yüzden ayrı yazıyorum. Hak etmek 2021 YKS'de soru getirdi. Onu söylemiştik gelir diye. Geldi arkadaşlar. Ayrı yazılıyor. Bu sene ne gelir hocam? Mesela bu sene cam etmeyi sorabilirler. Ya da işte men etmek. Daha önce sordular. Kat etmek sorulabilir. Ama burada şöyle bir istisna var. Onlar Arapça kelimeler. Aslında orada bir ayın harfi düşüyor ama biz göremiyoruz.
O yüzden şöyle görmekte fayda var. Cem etmek, men etmek, kat etmek nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bitişik yazılıyor diyoruz. Yine fethetmek iyi düştüğünü düşmesi, nakletmek iyi düştüğünü düşmesi bitişik yazıyorum. Hissetmek dediğimde S türedi ünsüz ikizleşmesi yine bitişik yazıyorum diyorum. Ve dersi sonunda bitiriyorum. Arkadaşlar ama günün sorusu var. Hiçbir yere gitmek yok. Bir saniye. Hemen günün sorusunu söyleyeyim. Ondan sonra ders kapatacağım. Günün sorusu şu. İkide bir saçımı çekip durma dediğimde bu bağlamdaki ikide bir nasıl yazılır? Hadi bir söyleyin. Tahtaya yazmadım. Biraz böyle cümleyi kendiniz tespit edin istiyorum artık. Çünkü artık o kıvama geldiniz diye düşünüyorum. Nasıl yazılır? Nasıl yazıldığını bir yazın bakayım. Onu da ben bir göreyim günün sorusunda. Evet arkadaşlar, yazım yanlışları kampımız bitti. 3 günde efsane bir kamp yaptık ama çok şey kattığını düşünüyorum. Bence artık benim gibisiniz. Çünkü ben size şunu vaat ediyorum. Bu derslerin sonunda, senenin sonuna geldiğimizde, Haziran'a geldiğimizde, hatta Haziran'dan daha önce olacak bu da bu sene. Size benim gibi düşünmeyi öğreteceğim ve siz zaten benim gibi düşünmeye başladıktan sonra Türkçeyi halletmiş olacaksınız. Ben sınava girsem ben nasıl yaparım? Hangi bakış açısıyla yaklaşıyorum? Aslında bu soruların hep bir tekniği var. Hep ondan bahsediyoruz ya. Bunu size derste vermeye çalışıyorum. Bu dil bilgisi kampımız bittikten sonra hemen bir paragraf kampı da yapacağız. Hiç merak etmeyin. Aslında şu yazı güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Lütfen arkadaşlar, yani 12. sınıfa geçenler hala tatil peşindeyseniz lütfen bundan vazgeçin. Yani tatil dediğin bir hafta olur, bak daha ben yapmadım, yani devam ediyoruz çalışmaya. Bir hafta biz de yapacağız ama gidip de yani bütün işte Temmuz, Ağustos, Eylül, bazıları abartıyor yani Eylül'ün sonuna kadar sonra ben bir ders çalışmaya başlayayım. Yani vakit geç olmadan gel diyorum ben. Lütfen artık şöyle bir ders çalışma programını oturtalım. Şu masanın başına oturmak biliyorum o kadar kolay değil ama onu başarabilmek bile şu noktada en azından yazın çok kıymetli bizim için arkadaşlar. Bakın yazım yanlışlarını bitirdik. Çok önemli bir konuyu bitirdik. 4. günümüzde ses bilgisini bitireceğiz. 4 ve 5. günümüzde. Yani aslında biz bir haftada çok önemli 3 konuyu, ses, yazım, noktalamayı halletmiş olacağız. Bizimle olanlar gerçekten öndeler, koşuyorlar. Siz emeklemek istemezsiniz diye düşünüyorum. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.